Merhaba, ben Lawrence Sillars. Tate Liverpool'da küratörlük yapıyorum. Şu an sanatçı Michael Landy ile Neşeli Makineler sergisinin küratörlüğünü yapıyoruz. Bu sergi hem Michael'ın eserlerini hem de Tanguy ile olan ilişkisini kutlamak amacıyla düzenlendi. Bu bana hurdacılık yaptığım zamanları hatırlattı. Hamburgercinin oradan gecenin geç saatinde hurda toplardım. Paketlerden kurtulup düzenlediğimde ise her şey çok ama çok kötü kokardı. Gerçekten çok kötü. Michael Landy 2001'deki Breakdown yani Kırılma isimli çalışmasıyla tanınıyor. 3 sene boyunca sahip olduğu her şeyi kataloglayıp hepsini imha etti. Evet, her şey toz duman oldu. Hem de seyircilerin önünde. Kendinizi kötü ve suçlu hissetmenize yol açıyor, öyle değil mi? Michael'la bir geri dönüşüm merkezine geldik. Geri dönüşüm merkezine seneler önce Tinguely'nin New York'a Saygı isimli kendi kendini yok etmesi için programmış heykeli yapmadan önce yaptığı gibi hurdaları alt üst edip insanların neler attığına bakacağız. Büyük çocuklar için büyük oyuncaklar ha? Jean Tinguely İsviçreli bir heykeltıraştı. 20. yüzyılda yetişmiş en radikal heykeltıraşlardan biri olduğunu da söyleyebiliriz. Aralarında dolu bira şişelerini kıran ve sonsuz çizimler yapabilen makinelerin olduğu garip ama olağanüstü şeyler yapan makineler yarattı. Ve Michael Landy'ye ilham verdi. Michael 1982'de onun Tate'deki bir sergisini gördüğünde çok etkilendi. Tate Galerisi'ne ilk girdiğimde aşağı yukarı hareket eden, dans eden, zıplayan objeler gördüm. Hepsi hayat doluydu. Bu tarz eserlerin sanat ve toplum arasındaki boşluğu kapatacağına inanıyorum. Herkes gülümsüyordu. Çizgiler çizen, resimler yapan makineler herkesi eğlendiriyordu. Ve bence bu hiç ama hiç yanlış değil. Çünkü İnsanlar eğleniyordu. Yani insanların eğlenmesinin harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Sence de öyle değil mi? Bu çok önemli. Bir öğrenci olarak tüm bu gördüklerimden inanılmaz derecede etkilenmiştim. İmha etmeye başladığımda ise aslına bakarsanız çocukluğumda da anneme ait bazı koleksiyonları imha etmiştim. Bunu hatırlıyorum. Yani imha etmeye erken başlamıştım. Öyle de diyebiliriz. Bir şeyleri imha etmenin, kırmanın, eşyaların neden yapıldığını görmenin arkasında garip ve güzel bir duygu var. Evet, bir şeyi kırdığınız ya da parçalara ayırmaya başladığınızda onun ne kadar iyi ya da kötü yapıldığı hakkında bir fikriniz oluyor ve birdenbire bazı şeyleri çok daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Öyle değil mi? Sana New York'a Saygı hakkında soru sormak istiyorum. Tinguely bir elektrik mühendisiydi. Eserleri metodik ve bilimseldi. Yaptığı makinenin ardı ardına parçalara ayrılmasını istiyordu. Ama ne yazık ki her şey onun planladığı gibi gitmedi. Makine doğru düzgün çalışmadı ve kendi kendini yok etmesi için yaratılmış bir makine kendi kendini yok edemedi maalesef. Ateş aldı ve itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Daha sonra sen bunu yeniden yaratsaydın eğer, düzenler miydin diye sana sormak istiyorum. Evet. Kendi kendini yok etmesi gereken makine bu konuda başarılı olamadı. Evet, 17 Mart 1960'ta insanlar makinenin etrafında dona kaldılar. Bir şey olmasını bekliyorlardı ama hiçbir şey olmadı ve tabii itfaiyeciler gelip makinenin azabına son verene kadar bir şey olmadı. Tabii ki de bir gün böyle bir şey yapmak isterim. Ne zaman bilmiyorum ama gerçekten yapmak isterim ve umarım yaparım da. Evet, bu yaşadığım ve var olduğum sürece kesinlikle yapmak istediğim bir şey.